Sevgili arkadaşlar, bir y kuşağı buluşmasına daha hoş geldiniz. Bugün zamanında bitirmek zorunda olduğum bir buluşma bu. Dolayısıyla daha fazla arkadaşların katılmasını bekleyemeyeceğim. Bugün götenin Faust'undan bahsedeceğiz. Kitabın kendisi kadar, kitabın öncesi ve sonrasından da biraz bahsedeceğiz ve temelde de biraz Hoca Efendinin kütüphanesinin gölgesinde yaptığımız dersler olduğu için bu dersler acaba neden Hoca Efendinin ruh dünyasında Faust bu kadar etkili bir iz bırakmış bunlara değinmeye çalışacağız. Öncelikle her e, kitabı tanıtırken izlediğimiz sıralamayı izleyeceğim ama ister istemez e, farklı bir eser olan farklılığı şu bir tiyatro eseri bu şiirsel tarzda yazılmış bir tiyatro eseri. E, farklı bir eser olduğundan işte eserin bölümlerinin e, ayrıntılarına inebilmek gibi bir e, şansım yok. Daha ziyade perdeler üzerinden gidecek mesele ve de oldukça uzun bir eser. İster istemez 45 dakikalık vaktimizin içerisinde ancak genel konsepte hakkında konuşabileceğiz. Efem e, yazarımız Johann Wolfgang von Goethe. Buradaki von Eskiden yani 19. yüzyıl 18. yüzyıl Almanya'sında Weimar bölgesinde yaşamış kendisi bir devlet adamı olmayı ifade eden bir titir aslına bakılırsa isminde eskiden fon yoktu fakat Weimar bölgesinin prensi tarafından kendisine bakanlık verildiğinden dolayı kötü uzun yıllar devlet görevlisi olarak da çalışmış oradan da bir fonu var. E, dilimize Faust'u İsmet Zeki Eyüboğlu kazandırmış. Daha erken parça parça çevirilerde olmakla birlikte şu andaki en otoriter çeviri son 40 yıldır İsmet Zeki Eyüboğlu'nun çevirisi. Faust'tan bahsederken e, öncelikle şunun altını çizelim. Faust geleneği diye bir şey var. Faust sadece Göten'in bir kitabı değil. E, çok meşhur mesela Marlow'un. Doktor Faustus adında 16. yüzyılda yazılmış en erken Faust kitaplarından birisidir. Efendim gerçekten tarihte yaşamış bir Faust var. 15. yüzyılın sonu 16. yüzyılın başlarında. Ee, bu kişinin hayat hikayesi üzerine biraz da büyü, sihir, şeytan, cadılar, madılar içerisinde yani o 16. yüzyıl Almanya'sının pek de severek işleyeceği boyutları olan bir kitap da var elimizde hala hazırda. Göte'nin e, hemen yaşadığı dönemde 18. yüzyılın sonu ve 19. yüzyılın başlarında yani Göte'nin eserini verdiği dönemde Faust'la alakalı Alman edebiyat yazınında herhalde yüze yakın Faust e, eseri ortaya konmuş. Roman, e, tiyatro ve tiyatro, trajedi eserleri, şiirler, e, kısa hikayeler en vahit çeşit Faust e, eserleri ortaya konmuş. Biraz sonra bunun hikayesi arka plandan bahsedeceğim. Ama eee Goethe'nin kendi hayatında da Faust'un bir hikayesi var. Goethe Faust'u daha 18 yaşındayken Ur Faust ismiyle ...ilk defa yazıyor... ...o zaman kısa bir... ...roman... ...tiyatro o zaman da... ...kısa bir tiyatro eseri... ...fakat bu tiyatro eserinin içerisinde... ...daha önceki Faust eserlerinde... ...olmayan bir arayış var... ...bu biraz Goethe'nin... ...erken dönem edebiyatçılığıyla alakalı... ...o dönem Almanya'da... ...işte fırtına ve coşku dönemi... ...diye tarihte bilinir... ...veya deha dönemi denilir... ...bu dönem yaşanıyor yani... 1780'lerle 1820'ler arasındaki 40 yıllık döneme Alman edebiyat tarihinde daha doğrusu bilim, felsefe tarihinde de fırtına ve coşku dönemi denilir. Genellikle 20'li yaşlardaki edebiyatçılar ve felsefeciler Alman ulusunun oluş, oluşma daha doğrusu Alman dilinin bir ulus ...yapabilme yapabilmek kapasitesini yakaladığı edebi üretkenliği yapmışlar Göte o dönemin çocuğu. Ve o dönemde bambaşka değişimlerle de yaşanıyor. aydınlanmanın zirve noktasına ulaşmış Avrupa. Kilise ile bilim arasındaki ya da üniversite arasındaki çatışmayı üniversitenin kazanmaya başladığı bir dönemin çocuğu Göte nitekim Faust'ta da bunu deniyor ilk defa olarak o güne kadar yazılmış bütün Faust eserleri kilisenin çizgisinden yazılmış ve e, Faust yani romanın kahramanı ya da tiyatronun kahramanı ruhunu şeytana satan ve sonunda da sefil olarak ölüp giden, cehenneme giden birisi olarak resmedilmiş iken Göte'nin hemen öncesinde bunun değişmekte olduğunu ve Faust'un e, yine şeytanla anlaşması olan ve fakat işte sonunda şeytana karşı zaferini ilan eden veya Allah tarafından affedilen sevecen bir bilim adamı olarak sunulmaya başlandığı bir dönem. Zaten 1850'lerden sonra yazılacak olsa e, muhtemelen şeytan bu sefer meleğe dönüşecek Mephisto. Çünkü e, aydınlanmanın artık e, pozitivizmi benimsemiş olduğu yani Mephisto'nun e, batı bilim adamı haline dönüşmüş olduğu ...bir dönem yaşıyoruz. Dolayısıyla e, Faust, e, Faust'a bakış açısı e, götenin hayatında da değişmiş. E, 18'li yaşlarda yazdığı ilk e, ro tiyatroyu 1808 yılında Faust 1 e, diye, o zaman 1 demiyor tabii ki... bir Trajedi diye e, yazıyor. E, bu 1808'de yazmakla birlikte ta 1829'da yayınlanabiliyor... Onu yayınlatana kadar yine çalışmaya devam ediyor ve Faust 2'yi de 1832'de yazıyor ee, yani, o, ve 80 yaşındadır Faust 2'yi yazdığında. Yani 18 yaşında ilk e, versiyonunu 80 yaşında da ikinci versiyonu hep söylenir. 57 yıl sürmüştür Faust'un yazılması diye e, literatüre geçmiş bir ifadedir. Tarihte böyle eseri üzerinde çok uzun müddet çalışmış nadir isimlerden birisidir. Göte. Evet. 653 sayfa ama bunun çok bir anlamı yok çünkü bu bir şiirsel tiyatro. Dolayısıyla da satır sayısı önemli. 12.111 satırdan müteşekkil ee, Faust. Bunun yaklaşık 4600 satırı Faust 1'den Dolayısıyla anlayacağınız üzere Faust'taki daha uzun ee, felsefi betimle, betimlemeleri, Batı'nın bilimle e, din arasındaki ilişki, büyü, büyücülük gibi meselelerdeki kanaatlerinin daha ziyade tartışıldığı eser Faust 2. Ama Faust 1 ile Faust 2 birbirini e, takip ediyorlar. Faust 1 daha ziyade e, kahramanımız, yani Johann Faust adında bir adam bu. Kahramanın hikayesinin şeytanla ilk bahse giriş ya da anlaşması ve sonunda da şeytanla giriştiği anlaşmadan pişman olmasıyla bitiyor. Faust 2'de ise 104 yaşına kadar yaşayacaktır Faust. Zaten 60'lı yaşlarda başlar, 30'lu yaşlara gençleştirilir, sonra tekrar 104 yaşına kadar yaşar. En sonunda Faust düşünceyle eylem arasında eylemi tercih etmiş birisi olarak ölür ve aksiyonundan dolayı, bunlar Hoca Efendi için çok kritik ifadeler, aksiyonundan dolayı da Allah tarafından affedilir. İlk yazıldığı yani Faust 1'in adı Faust Aine Trajedi şeklinde Almanca'da yayınlanmış. Alman dilinin kurucu eserlerinden, modern Almanca'nın kurucu eserlerinden birisi olduğu tartışma götürmez olan bir eserdir. Yani Göte'nin Almanca için Alman ulusunu meydana çıkaran edebi devrim açısından da alternatifi yok. Göte İnstitüt adının onun adının üzerine kurulmuş olmasından anlayacağınız üzere ee, çok net bir şekilde 1749 1832 yıllarında yaşayan Göte en büyük Alman edebiyatçısı, şair, tiyatro yazarı, bilim adamı, bilim adamlığı ilginç konularla ilgileniyor. Mesela bahçe bilimleri. Efendim işte e, balıklar e, renkler üzerine e, bilimsel çalışmalar yapıyor. Renklerin birbirleriyle olan ilişkileri uyumları üzerine bilimsel çalışmalar yapıyor. Muazzam da bir filozof felsefe öğrencisi e, Cemil Meriç e, Batı felsefesini rehbersiz olarak e, okumanın yanlış olduğunu dolayısıyla önce kişinin kendisine rehberini seçmesi gerektiğini söyler ve kendisine seçtiği rehber olarak da Göthe'yi bahseder. Benim rehberim Göte'dir. Ben Batı felsefesini onun prizmasından, onun merceğinden okudum der. İlk büyük eseri, sükse yapan, sınır, Almanya'nın sınırlarını taşan eseri Genç Werther'in Acıları adlı eseri 1776 yılından itibaren Weimar Dukalığında bakan olarak da görev yapmış, diplomat olarak da görev yapmış. E, hayatının esaslı bir e, bölümünde e, döngüsel olarak belli aralıklarla göteyi yakalayan bir hastalığı olduğunu biliyoruz. Ayrıntılarını çok iyi bilmediğimiz bu hastalık sanki asosyallikle alakalı bir boyutu olabilen e, bir hastalık. E, en azından iki defa şehir değiştirmek zorunda kaldığını çok sevdiği Strasbourg'da yaşardı. Eğitimini Strasbourg'da almıştır. E, Strasbourg'dan bu hastalıktan dolayı uzaklaşıp Berlin'e dönüyor. Bila Frankfurt'a geçiyor, Berlin'e dönüyor. ara tekrar Strasbourg'a dönüyor. İleri yaşlarında da benim kanaatimce sanatsal yönünün en muhteşem eseri olan İtalya seyahati adlı kitabını yazmasına vesile olan yine hastalığından dolayı yola çıkarak İtalya'ya gidiyor rahatlayabileceği düşüncesiyle yaptığı her şeyden kopabilmek ve yepyeni bir şey yapmak için ve gerçekten de yepyeni bir şey yapıyor. Göte de zaman olgusu özellikle İtalya İtalya seyahati eserinde muazzam zirve noktasına yakalamış zamanı mekana mezculunmuş olarak tasvir etme kabiliyetinin zirvede olduğu isimlerden birisidir. Bizde Ahmet Hamdi Tanpınar Bursa'da zaman şiirinde Göte'nin Zamanı mekana e, zamanın mekana nüfuz etmiş ya da mekanda zamanı izleyebilme kabiliyetini taklit etmekte olduğu söylenilir e, Ahmet Amca Tantular'ın e, Bursa'da zamanda e, İslam dünyasında özellikle önemli e, bir yönü herhalde Batı edebiyatında Kur'anı onun kadar defaatle okumuş ve e, hem Resulullah hem de Kur'anın ana mesajını e, takdir etmiş. Bazı rivayetlere göre de Müslüman olduğunu bizzat ilan etmiş olan e, bir insan olması hasebiyle hep sükse yapmıştır. Aslına bakılırsa e, Fars şairi Hafız üzerinden İslam'la ve Doğu Edebiyatı'yla tanışıyor. Hammer'in Osmanlı tarihçisi Hamer'in e, Hafız'dan yapmış olduğu çevirileri ilk defa okuyor ve sarsılıyor. Şiirinde de Hafız'ın muazzam bir etkisi olduğunu kendisi açıktan ilan ediyor. Batı Doğu Divanı adında bir eseri var. Hafız üslubuyla yazılmış, yani bir divan üslubuyla yazılmış olan bir eseri var. Şiir eseri. O eserinin kapağında bizzat kendi el yazmasıyla Kur'an ayetleri falan da işliyor. besmele de dahil olmak üzere. Hayatı boyunca bazı ayetlerin Arapçalarını e, yazmakla meşgul olduğunu biliyoruz. E, bunların sanatsal yönünden daha ziyade etkilenmiş olması da muhtemeldir. Goethe çok ilginç has zevkleri olan birisiydi. Mesela bakır kakmacılığı dersleri almıştır. Efendim e, işte e, odun e, ahşap oymacılığı dersleri almıştır. Böyle ilginç sanatlarla ömrü boyunca alakadar olmuş olan sıra dışı bir kişilik. Tabii ki bugün biz e, Faust üzerine konuşacağız yoksa Göte kendi başına e, onlarca dersimizi alabilecek dev bir kahmet. Faust'un da biz sadece Urfaust'la ilgilenmiyoruz. Yani 18 yaşındayken yazmış olduğu aslına bakılırsa Faust de geliştirilmiş olarak zaten var olan e, tiyatrosu ile ilgilenmiyoruz. Faust 1 ve Faust 2'den bahsedeceğim. Faust 1 ile Faust 2 arasındaki en önemli farklılık şu... Faust 2 tam anlamıyla tiyatroda sergilenmek üzere yazılmış bir tiyatro eseridir. Edebiyat çalışmış olan arkadaşlar bu ayrımı bilirler oynanmak üzere yazılmış tiyatro eserleri vardır, okunmak üzere yazılmış tiyatro eserleri vardır. Yani perdeye sunulamazlar. Mesela işte gökte tanrı, melekler falan birbirleriyle konuşuyorlarsa efendim ve çok sıklıkla perde değişiyorsa bu tiyatroda oynanmak üzere değil, okunmak üzere yazılmış bir tiyatro eseridir demektir. Faust bir okunmak üzere yazılmış bir tiyatro eseridir. Dolayısıyla da alt bölümleri yok. Perde perde ayırmamış. Bunları Göte tamamen okur kendisi çok hızlı bir şekilde sahne değiştirerek tabii ki her her bir bölümün başında sahneyi tarif ediyor işte diyor ki saray odası konukların alıkonulduğu bir salon salonda şöyle şöyle bir payda o aktörlerden şu var sahnede birisi koşarak kapıdan girer falan tam anlamıyla bir tiyatro eseri. Ama okunmak üzere yazılmış. Okunmak üzere yazılmış olan Faust 1 daha da kısa olmakla birlikte asıl e, başarılı olan e, eser burası. Felsefi derinliği yok ama muazzam bir e, keyifle okunabilen ve de trajedi burada aslına bakılırsa. Biraz sonra içeriği hakkında bilgi vermeye çalışacağım Faust 1'in. Faust 2'de ise e, artık e, Faust de Romanın kahramanı Faust'un kendisinin başardığı değil, bir müddet aşk yaşadığı, Margarita'nın başarmış olduğu bir tevbeyi bu sefer Faust yaşamaktadır. Ve tevbesini de eylemle yapacaktır Faust 2'de yoksa söylemle yapmayacaktır. Biraz sonra bunları özetlemeye çalışacağım. Faust 2'de ise tamamen oynanmak üzere bir... E, tiyatro yazılmıştır. Daha uzun bir e, metin ve fakat çok daha fazla felsefi derinliği vardır. Herkesin de kendi Faust'u vardır diyebilirim. Yani e, felsefi duruşlarına göre pek çok kişi Faust 2'yi özellikle bambaşka yerlerden yorumlamışlardır. Efendim, öncelikle kitabın ama, ana temasını tanıyalım ve bunu anlatırken işte size Faust kültürü, Faust yazarlığı geleneğinden bahsedeceğim biraz. Ana tema şu, inancın gücüyle bilimsel anlayışın güvenilirliği ya da bilimselcilik arasında sıkışmış olan insanın düçar olduğu şüphe. Roman tamamen bunun üzerine kurgulanmıştır. Hikayenin geçmişi şu, 15. yüzyılda yaşamış olan e, Johann Faust adında gerçekten yaşamış, ve Weimar Almanyasında yaşamış bir adam vardır ve bu e, bilgiye doymaz birisidir, muazzam doktoralı bir üniversite hocasıdır. Daha fazla bilgi ve daha fazla bilgi ve sürekli olarak kendisini kainatın sırlarını keşfetmeye adamış birisidir, talebeler arasında bilindiği kadarıyla. E, ve kainatın sırlarını keşfetme meselesinde de. E, kendi döneminin meşhur eserlerinden Nostradamus'un kehanetlerine kafayı sarmıştır ve büyü üzerinden kainatın sırlarını keşfetmeye çalışır ve fakat bir yere gelemediğini ya da istediği ölçüde kainatın sırlarına ulaşamadığından da hep dert yanar. Bu gerçek tarihte yaşamış olan Faust açısından söylüyorum. Bu adamın bir fino köpeği vardır. Sürekli onunla dolaşır. Nitekim romanda bu Fino Mephisto olacaktır, şeytan olacaktır e, ee, eserinde. Pek çok diğer eserde de Fino aynı rolü oynamaktadır. Bu arada Göte'ye has bir şey değil bu. Ee, ve e, bilahare bu köpeğiyle dolaşıp duran e, insanlara karşı düşmancıl tavırları olan ve sürekli kainatın sırrı e, ile meşgul olan, büyüyle meşgul olan bu zat vahşi bir şekilde öldürülmüş olarak bulunur, yüzündeki, bırakılmış olan izlerin insan tarafından yapılamayacağı yönünde efsaneler ortalığa yayılır. Nitekim bir matbaacı 16. yüzyılın ortalarında Johann Faust'un hikayesi diye bir biyografi kitabı, biyografi olduğunu iddia ettiği bir kitap yazar ama sansasyonel bir kitaptır. Yani işte nasıl büyüye bulaştığını, efendim şeytanla nasıl bir anlaşma yaptığını, ondan sonra ve şeytana mağlup olduğunu sonuçta şeytanın kazandığını, şeytanın da kazandıktan sonra önce ruhunu sonra da canını aldığını burada da Şeytan, şeytanın yani Mephisto'nun hem şeytan hem Azrail figürlerinin her ikisini birden e, taşımakta olduğunu anlayacaksınız e, nitekim e, Göten'in roman e, tiyatrosunda da Azrail melekler safında sayılmaz e, yani Cebrail ve Mikail melekler arasında sürekli olarak e, zikredilir ama Azrail sanki Mephisto ile Azrail eşteş e, birisi gibi. Başka meleklerden bahsedilir ayrı bir mevzu. E, fakat sonuçta bu şeytan tarafından öldürüldüğüne dair bir kitap yazılır. Bu kitap çok sükse yapmış ve Alman ulusu ondan sonraki üç asır boyunca onlarca defa Faust hikayesi üretmiş ve bu bir dönemlerde Alman işte gece uyuyamayan çocuklar Mephisto'yla korkutulmuşlar, işte Faust'un hikayesiyle korkutulmuşlar. Kilise müthiş yatırım yapmış Faust hikayelerine. Özellikle Aydınlanma felsefesinin ortaya çıktığı dönemde kiliseye karşı tehdide Cevap niteliğinde tekrar tekrar Faust'un romanı hikayesi kilise babaları tarafından ya da kilise e, papazları tarafından yeniden yazılmak suretiyle insanlara hep şu aşılanmaya çalışılmış İşte bilgiye tapınmaya kalkışırsanız aslında şeytan'a tapınıyorsunuz. Şeytan da sizin sizden ruhunuzu satın almadan size hiçbir şey vermez. Sizi dünya zevkleriyle heyecanla hırslarınıza hitap etmek suretiyle. Avucunun içerisine alır oynatır falan diye. Fakat çok ilginç olan işte dediğim gibi 19. yüzyılın başlarında ibre bilimden yana dönmeye başlıyor. 19. yüzyıla kadar yazılmış olan bütün e, Faust kitaplarında e, Faust e, neticede kötü birisidir. Ruhunu şeytana satmıştır sırf hırsından dolayı efendim hem dünyanın bütün hazlarını tatmak istemektedir hem de dünyanın sırrılarına vakıf olmak istemektedir. Büyüyle meşgul olur. Ruhunu şeytana satar. Ondan sonra da bir sürü günah işler zaten roman boyunca göreceksiniz biraz sonra. Bir sürü günah işler. Sonunda da e, zelil ve hakir olarak ölüp gider. Cehennemi boylar. Hikaye böyle biter. Dolayısıyla kilise için çok kullanışlı bir malzemedir bu. Ama 18. yüzyılda kırılmaya başlanıyor. Kırılma e, büyük oranda işte aydınlanmanın, üniversitenin kiliseye karşı zaferi olarak görülen bir dönem. Göte de o dönemin çocuğu daha önce söylediğim gibi. E, Göte öncesindeki kırılmalar daha ziyade Tanrı'nın nazarında e, Faust'un hoş görülmesiyle alakalı kırılmalardır. Yani e, tiyatronun her defasında tiyatro Tanrı'yla başlar, Tanrı'yla biter. Ee, ve e, belli noktalarda talimi esmada meleklerin insanın yaratılmasını sorgulamasına çok benzer bir şekilde melekler e, Tanrı ve şeytan e, bulundukları bir yerde e, Faust üzerinden bütün bir insanlığın hikayesinin tartışıldığı müzakere edildiği görülür. İşte şeytanın kovulmasından sonra e, insanları yoldan çıkarmak için izin istemesinin çok benzeri bir şey. E, sadece Faust için e, izin ister Tanrı'dan e, Tanrı Faust'a güvenir e, efendim ve işte yeni dönemdeki çıkan tiyatrolarda e, Faust yine bütün günahları işlese de ruhunu şeytana satsa da aslında bilgi için yapmaktadır ve bilgi kutsaldır ve Tanrı bundan hoşlanır aslında bakılırsa yani e, işlediği günahları da affeder doğru gitmektedir Göte'de ise Affın e, kaynağı Tanrı'nın affediciliği veya Faust'un bilgi için ruhunu şeytana satmayı bile göz önüne alabilmiş olduğu gerçeği değil. E, Faust 2'de kendisini insanlığın faydasına adamış olması gerçeğidir ve aksiyona yönelmiş olmasıdır. Bunlardan biraz daha bahsedeceğim bölümlerinden bahsederken. Her durumda ana tema inancın gücüyle bilim, bilimselciliğin ya da bilimin güvenilirliği arasında sıkışmış olan aydınlanma dönemi Avrupa insanının trajedisini anlatmaktadır hikaye olarak. E, temel e, motifler e, bilme ihtirası ve şeytanla anlaşma. Bu şeytanla anlaşma veya şeytanla bahse girme hem anlaşma boyutu var hem de bir bahis boyutu var işin içerisinde bahse girme Yunan e, Yunan edebiyatından bu yana Batı edebiyatında sıklıkla kendini göstermiş olan Doğu edebiyatında da tepe gözde e, gördüğümüz üzere tepe göz tabii ki geleceğin bilgisine vakıf olmak istemektedir. Burada da bir bilgiye vakıf olma meselesi vardır. Bu e, Cüdoya Kristian e, geleneğinde çok daha anlaşılabilir bir şeydir çünkü cennetteki meyvesi yasaklanmış olan ağaç bilgi ağacıdır. İnsanlar o meyveyi yedikleri için bilmeye başlarlar. Öncelikle de ilk bildikleri şey çıplak olduklarının farkına varacaklardır falan. Bu Yahudi Hristiyan geleneğinde, mitolojisinde meseleye yaklaşıldır. Dolayısıyla aslına bakılırsa arka planında yoğun bir e, semavi dinler e, kozmolojisinin tınıladığı bir eserle karşı karşıyayız. E, onun için de bu kadar yoğun etkili olmuştur. Hem kilise etrafında uzun müddet etkili olmuş hem de Kiliseye karşı bilimin zaferini ilan etmesi açısından. Şimdi orası yüzde yüz terk etmiyor inancın gücünü. Göte ikisinin arasında bir denge oluşturmaya çalışıyor. Bu bu da o döneme itibariyle bir zafer olarak, üniversite için zaferse de... ...Rüji Efendi'nin ruh dünyasında bilimle din arasındaki köprüyü kurmaya yönelik çaba... Göte'nin Faust'unda aslına bakılırsa biçimlenmiştir, edebiyata dönüştürülmüştür diyebiliriz. Faust doktorasını yeni bitirmiş, üniversitede ders vermekte olan Wagner adında bir çırağı var, talebe, talebesi var, asistanı yani tiyatronun üzerinde Wagner her zaman kritik bir rol oynamaktadır. Bir daha fazla bilme ihtirasıyla do dolup taşan, özellikle de kainatın sırlarına vakıf olmak isteyen birisidir. Bir gün hayatının bilançosunu yapmaya kalkışır. Yani neyi başardım, neyi başaramadım diye. Sonrasında hiçbir şey başaramamış olduğuna, hedeflerini yakalamaktan çok uzak olduğuna kanaat getirince intihar etmeye karar verir. Hayatın hiçbir anlamı kalmadı diye intihar etmeye karar verir. Fakat ondan sonra yaşadığı bir iki hadise onu tiyatronun gidişatı içerisinde Mephisto ile karşı karşıya getirir. Şeytanla karşı karşıya getirir. Şeytan ona ölümün çözümü olmadığını... Kendisini bugüne kadar hayatın zevklerinden uzak tuttuğu için, hayatın gerçek zevklerini tanımadığı için ölümü arzu ettiğini, eğer gerçekten hayatın zevklerini tanısaydı, bırak ölmeyi, yaşadığı o anın sonsuz sürede, yani zamanın durmasını isteyeceğini söylüyor. Bu çok kritik bir mesele. Götenin zamanla olan e, takıntısının tabi bu dönemlerde başlamış olduğunu görüyoruz. Şeytan, Mephisto, Faust da der ki ben sana dünyanın zevklerini yaşattığımda o kadar sevecek ve o kadar bağlanacaksın ki diyeceksin ki ey sevgili zaman geçme dur artık. Bu sözü sana söylettireceğim der. Faust vicdanlı bir insandır. Kafasında tabii ki Tanrı inancını sorgulamaktadır ama inançlı bir aileden de gelmektedir. Babası topluma önemli katkıları olmuş olan bir doktordur. Kendisi de doktordur. Yani tıp doktorluğu da vardır. Ama e, reddeder e, Mefistofe. Bunu başaramayacaksın der. Daha başta şeytana karşı da bir direnci vardır. Şeytan bunun üzerine anlaşmayı bahse dönüştürür. Ve bu bahis içerisinde eğer kazanırsa Mephisto'nun ruhunu alacaktır. Ve de çok güvenmektedir kendisine. Çünkü hakikaten Mephisto'ya hayatta işlemeyeceği kadar günahlar işletecektir bilahare. Mesela daha ilk sahnelerden itibaren Mephisto'ya içki öncelikle e, tattırmaya başlar. E, birlikte önce bir meyhaneye götürür onu. E, oradan... E, ...büyücü kadınların e, mutfağına götürür. Büyücü kadınların mutfağında bütün kadınlar olağanüstü yaşlı, büyücü ve çirkin kadınlardırlar. E, Mephisto, büyücü kadınların kaynattıkları kazandaki iksiri içerse gençleşeceğini söyler ona. Bir aynada e, şuh bir kadın görür. E, gençleşebilirse o kadınla birlikte olabileceği duygusuyla iksiri içer ve gerçekten de gençleşir... Ama garip bir şekilde bütün çirkin kadınlar da ona artık güzel görünmektedir. Biraz önceki cadılar da dahil olmak üzere. Bu ikirciklilik sürekli olarak hikayenin içerisinde devam eden hafif trajikomik boyutları vardır. Nitekim Faust'un e, parodileri de yapılmıştır. Tamamen e, komediye e, dönmüş, parodi versiyonları da çıkarılmışlardır. Bu tür sahneler genellikle işte cadı kadınlarla, büyücü kadınlarla Faust'un başından geçen e, komedileri ee, ele alan farklı alternatif romanlarda yazılmışlardı her durumda e, bütün günahları işletse de mesela o gençleşmesinden hemen sonra sokakta Margarita Grenchen adında bir e, 15 yaşında genç bir kızı görür ve ona aşık olur kız da ona aşık olur ama kız çok dindar bir annenin dindar bir kızıdır ee, kız bu aşkını ilan edemez Mephisto'yu araya sokar Faust, eğer gerçekten ruhumu istiyorsan işte bu kızı bana ayartırsan olur der. Faust, Mephisto bakar ki Gretchen o kadar dindar bir kızdır ki dünya malına karşı hiçbir ilişkisi ilgisi yoktur. Gider bunun eşyalarının arasına mücevherler saklamaya başlar. Kız her defasında dolabını açtığında mücevher görür. Çok sevinir tabii ki ama dünya malıdır gider annesine verir ona. Annesi de çok dindar birisidir. Koşa koşa gider mücevheri kiliseye e, bağışlar. Bu bana ait değil bulduk diye. Kiliseye bağışlar. Mefsut her taraf defasında çıldırır ama yavaş yavaş 15 yaşındaki kız e, mücevherlere mail etmeye başlar. Yeni bulduğu mücevherleri annesine vermez. Komşularında Mart adında bir kadının e, evine giderek onda saklamaya başlar. Ara ara gelip onları takmaya başlar falan. Bilhara e, Faust ve Mephisto Martha'nın evine gelerek ikisinin arasındaki ilişki e, artık cinsel ilişkiye dönüşür. Evlilik dışı bir ilişkiden e, Gretchen hamile kalır. E, fakat dindar bir kadındır hala daha. Böyle bir günah nasıl işlediğini bir türlü kabul edemez. Dahası, Hristiyan annesi, dindar annesi bu ilişkiye engel olmak istediği için Faust bir iksir verir e, e, Gretchen'e, Gretchen annesine içirir bunu ve kadıncağız ölür. Dolayısıyla aşkları için önce kendi annesini öldüren bir kadın motifi ortaya çıkar. Bilahare hamile olduğunu duyan ağabeyi e, Faust'la kavgaya tutuşur, Faust e, Gretchen'in abisini de öldürür bilahare doğan çocuğun utancından dolayı ben insanlara nasıl izah ederim henüz 15 yaşında bir kız hem de evlilik dışı bir çocuğu var diye çocuğu boğar e, Gretchen dolayısıyla işlenebilecek bütün günahları Gretchen işler ve tutuklanır hapse atılır işkence edilerek idam edilmesine karar verilir E, Faust çok suçlu hisseder. Bütün bu e, günahların içine Gretchen'i kendisini ittiğini düşünerek e, Mefisto'dan yardım ister. Getir beni hapishaneye onu kurtaralım diye. Birlikte hapishaneye giderler. Ama hapishanede e, Margarita Gretchen'i tevbe ederken bulurlar. Gretchen kaderine razıdır. işlediği günahın büyüklüğünü bilmektedir. Artık bu günahlardan temizlenmekten başka hiçbir arzusu yoktur. Tevbe etmektedir. Nitekim öylece tevbe etmiş olarak öldürülür ve kurtulur. Ve Mef Faust 1 böyle biter. Şimdi Faust 1'de günahı asıl işleyen bir kadın ama onu ayartan hem Faust hem de Mephisto'dur. O günahın içine iten Faust'tur. Faust 2'de bu defa e, Faust'un kendisinin şeytana karşı dirençlerini görmekteyiz. 2'de bu sefer e, bir genç kıza olan aşkın yerine daha felsefi metinler ortaya girmeye başlar ve sanatsal e, müzakere tartışmalar ortaya girmeye başlar. E, Helena'ya aşık olur. Helena eski Yunan'ın e, güzellik tanrıçasıdır. Ona aşık olur falan. Faust böyle daha e, e, mistik tecrübeler yaşamaktadır. Ve Faust 2'de bu defa artık e, işte içki gibi ten arzusu gibi şeyler değil, mal mülk arzusu ile imtihan olur bu defa Faust zengin olur fakat herkesin malını kendisinin malı olmasını ister bunu başarabilmek için olmadık günahlar işler hatalar yapar ee, ve e, ve fakat bütün bu günahlarına rağmen e, hiçbir zaman e, şeytan istediği çizgiye gelmez e, en uç noktasında e, bir gün eee ömrü boyunca yaptığı bir iş İncil'in te, Almanca'ya tercümesiyle meşgul olmaktadır Faust bunların hepsini yaparken de onunla uğraşmaktadır ee, daha ilk Faust 1'de yaşadığı bir sahne Faust 2'de gelir onu bulur bildiğiniz üzere İncil'in ilk cümlesi Yohanna İncil'in ilk cümlesi önce söz vardı ee, ifadesidir buradaki latince kelime logos Logos kelimesinin bir sürü anlamı vardır. Söz olabildiği gibi eylem anlamına da gelebilir Logos. Dava anlamına da gelebilir, fikir anlamına da gelebilir, düşünce anlamına da gelebilir. E, ve e, Faust söz vardı şeklindeki çeviriyi bir türlü beğenmez. Sözün yerine ne koyacağıyla uğraşır ve aslında bakılırsa bütün Faust boyunca Hayatın anlamı denilen şey yani aradığı o kainatın sırrı var ya. O sır logos'tur. Logos'un yerine hangi kelimeyi, söz yerine hangi kelimeyi koyacağına arar durur ve sonunda eylem şeklinde çevirir bunu. Önce eylem vardı, aksiyon vardı ve burada hayatın sırrını yakalamış olduğunun farkına varır e, Faust. O anda eylemin zevkini aksiyonun insana verdiği hazzı tanıdığında şeytanla olan bahisleşmesinin bahisleşmesi aklına gelir ve zamanı durdurmak isteyebileceği şeyin ne olduğunu hatırlar. Zamanı durdurmak isteyebileceği şey de yine bir eylem anında gelir karşısına. 100 yaşına kadar yaşar. Almanya'nın kralı kendisine sahip şeridinde e, kursak böyle yaşam alanı olmayan bir arazi, büyük bir arazi bağışlar. Orada köylüler, çiftçiler yaşamaktadırlar ve sürekli su baskınları olmaktadır oraya. E, tuzlu su da zarar vermektedir. Onun için bir duvar kurmaya, bu da Zülkarneyn'in duvarından esirlen benzer bir şeydir. Orijinal Faust hikayelerinde bu bölüm yok. Bu tamamen Göte'nin orijinal katkısıdır. Çok ileri yaşlarına rağmen bu duvarı kurdurmak suretiyle insanların tarım alanlarını kurtararak onları güvenli bir mekana yerleştirmiş olur. Bu faaliyeti hayatın gerçek hazzı olduğunun farkına varır. Aksiyon hayatın gerçek hazzıdır. Buna anladığında şeytanla iddiasında kullandığı dur ey zaman akma artık sözünü telaffuz eder ve arkasından da ölür. Ama sahne orada bitmez. Melekler vücudunu alıp cennete götürürler. Ee, ve melekler arasında tartışması da devam eder. Niye affolundu? Allah mı onu affetti? Yoksa e, aksiyonu mu? Ve eylemin affediciliği üzerinde e, hikaye biter. E, her durumda Faust'un ikinci, yani Faust 2'de Faust'un eylem insanı olmak suretiyle bütün günahları işlemiştir aslında bakılırsa yine. Daha fazla günah da işler Faust 2'de. Bu sefer e, mal mülk arzusundan dolayı işler bunu. Makam mal arzusundan dolayı işler. Bir anlamda e, Hristiyan kültüründe var olan bütün o yani yedi günahın yedisini de işletir e, Mefisto Mephisto Faust'a. Ve, fakat neticesinde e, Tanrı ile Mephisto arasındaki konuşmada Tanrı kulunun e, işte kendisinin bildiği üzere hala değerli bir varlık olduğunu ve yeryüzünde kendisinin halife kelimesi geçmez Faust romanında fakat bütün insanlığın temsilcisi olduğunu ifade ederek bitirir. Hemen bir iki tane küçük bölüm okuyacağım sizlere. Fakat şunu bilmenizi isterim. Neçesi bunlar şiirsel üslup olduklarından dolayı tiyatronun tamamı anlamlıdır herhangi bir şiir parçasının içerisinden çok fazla şeyler bulamazsınız ee, dahası e, götenin aforizmik ifadeleri şiirsellikten çıkarıldıktan sonra meşhur olmuş olan ifadelerdirler yani şiirsel metnin çevirisi e, o aforizmayı vermez ama işte insan kendini ancak insanda tanır bunlar normalde Faust'un içerisinden alınmış olan şeylerdirler ama bu ifadeler genellikle ancak düz yazı formunda yeniden yazılmış olan versiyonların içerisinde bulunabilecek şeylerlerdir. Şeytanla Faust'un ilk buluşmalarında Faust şeytana dönüyor, zavallı şeytan. Bana ne verebilirsin ki? Yükseklere göz dikmiş insan bilincini senin gibiler kavrayabilir mi hiç? Sendeki gıda doyurmaz insanı. Elindeki kızıl altın civa gibi avucunun içinden akıp gider. Senin kumar masalarında kimse kazanmaz. Daha sarılırken başkalarına bakar göndereceğin kızlar. Vereceğin itibarın tanrısal gururu kuyruklu bir yıldız gibi kayar gider. Bunları mı sunacaksın? Göster bana bakalım koparılmadan çürüyen bir meyveyi. Her gün yeniden yeşillenen ağacı. Mephisto biraz sonra her gün yeniden yeşillenen ağaç üzerinden e, şiire devam edecek. Ama üslubun Türkçe'ye iyi bir çeviri olduğunu söyleyelim. Zeki Eyyuboğlu'nun çevirisinin Türkçe'de bile gerçekten muazzam bir üslub olduğunu ifade etmiş olalım. Mephisto bu sefer, Mephisto Feles diye geçer e, metnin içerisinde ama Mephisto şeklinde okunur isim. Zavallı dünyalı ben olmasaydım nasıl bir yaşantın olacaktı? İngelemin kuruntularından seni kurtardığımı sanmıştım. Ve ben olmasaydım şimdiye kadar bu dünya yuvarlağından çekip gitmiştin. Mağaralarda, kayaların çatlaklarında ne diye bir baykuş gibi oturuyorsun? Niçin yiyeceğini bir kurbağa gibi karanlık yosunların ıslak taşların arasında arıyorsun? Ne güzel, ne tatlı bir uğraş. Doktor hala yaşıyor içinizde. Mephisto'nun Sözleri. Tiyatronun erken sahnelerinden bir tanesinde melekler arasındaki bir e, muhabere. Hızla ve akıl almaz bir hızla döner yeryüzünün ihtişamı kendi çevresinde. Bırakır cennetin aydınlığı yerini derin ürpertici geceye. Kabarmakta deniz geniş ırmaklarda kaya diplerinden yukarılara ve sürüklenip gider hem deniz hem kaya ebedi hızdaki yörünge karşısında. Mikail, pek, meleklerin her birinin de vazifeleriyle alakalı şeyler ve fırtınalar uğurlar sanki iddiasında iddiasına denizden karaya, karadan denize ve öfkeyle bir zincir oluşturur çevresini en derinden etkileyen. Şurada alevleniyor şimşekler yakıcı biçimde düştü patikaya yıldırım gök gürültüsünden önce. Ama senin elçilerin efendim takdir ediyor gününün yumuşak seyrini. Bu son sahnelerden bir tanesi. Aslına bakılsa ee, Faust'un affedilmesiyle alakalı. Mephisto diyor ki doyurmuyor hiçbir zevk onu yetmiyor ona hiçbir mutluluk. Koşup duruyor böylece peşinde değişken biçimlerin şu son kötü boş anı durdurmak istiyoruz zavallı tam kazanacağını zannettiği yer. Anı durdurma arzusu çok ilginç bir şekilde Göte'de e, şeytanın e, ayartmalarından birisi olarak kendini gösteriyor. Daha doğrusu ölümsüzlük e, arzusu bu. Fakat e, Faust'ta bu anı durdurma, bu, bu boş bu, 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 bu anlamsız anı durdurma, zamanı durdurma e, arzusu olarak e, ifade edilmiş. Tanrı Diyor ki Mephisto'ya karanlık arzularının içinde bunalan iyi bir insan asla ayrılmaz doğru yoldan. Nitekim Faust'ta göreceğimiz şey bu. Vicdanını hiçbir zaman kaybetmeyecek. Bir sürü arzularına yenik düşecek, bir sürü günahlar işleyecek ama vicdanını hiçbir zaman kaybetmeyecek. Faust, şudur son sözü bilgeliğin, hak eder özgürlüğü ve yaşamı ancak her gün onları yeniden kazanmaya çalışan kişi. Bu da onun eylem insanı olmasıyla alakalı bir boyut. Son sahnelerde Mephisto bitti. Aptalca bir söz bu. Neden bitsin ki? Bitmek ve salt yokluk aynıdır tamamen ikisi de. Ne işimize yarar sonsuz yaratılış, dönüştürmek yaratılanı hiçliğe. Bitti artık. Nedir bunun anlamı? Var olmamıştı hiç demek gibi bir şey bu ve dönüp dolaşıyor daire halinde sanki varmış gibi. Yeğlerim ben bundan dolayı sonsuz boşluğu Ve e, Faust dev bir eser ve e, okuması da zor bir eser. Öyle kolay kolay hadi başlayın bu hafta Faust'u okuyun falan diyecek değilim. Okuması zor bir eser. Gerçekten e, kendinizi bir hafta falan e, Faust okumaya vermeniz lazım ve de belli noktalarda götenin, felsefeden, eski Yunan'dan, sanattan derlemiş olduğu imgelemleri e, yani zihin atışlarını takip edebilmek için bir hayli de çalışmanız lazım. Göte bir taraftan Kant'a e, Kant'tan esinlenmektedir. Bir taraftan da e, neoplatonist idealizm dediğimiz çizginin içerisinde dolaşmaktadır. E, dolayısıyla da eski Yunan e, imgeleri, e, aydınlanma felsefesi döneminin müzakereleri her şeyle Faust'un içerisindedir. Goethe'nin kendi ifadesiyle o bir insanlık tragedyasıdır. Bütün bir insanlık tarihi Faust'un içerisinde okunabilir, buna indirgenebilir. Nedir? İnsanın aslına bakılırsa hazlarıyla olan mücadelesinden ibarettir insanlık tragedyası. Fakat e, Faust'un e, tarihsel Faust da gerçekten böyle olduğu için mi değerlidir bilemiyorum. Uç noktasında bilmekle alakalı ve bilgi arzusuyla alakalı başlaması, haz arzusu değil bilme arzusuyla alakalı olarak başlamış olması, talime esma sahnesinde insanı yeryüzünün halifesi yapan özelliğinin bilme arzusu olmasıyla alakalı irtibatlandırılabilir. Ee, Göte'nin Cenab-ı Resulullah için yazmış olduğu ve anlaşılan Voltaire'in e, Muhammed tiyatrosuna karşı bir cevap olmak üzere yazılı, yazılacak tiyatrosunun ilk sahnesinde kullanılmak üzere yazılmış olan Muhammed'in şarkısı ya da Muhammed'in terennümleri adlı şiirini okuduğunuz zaman onun e, gerçekten doğuyu ve İslam dünyasını yakından öğrenmiş, tanımış ve sempati duymaya başlamış bir insan olduğunu görebilirsiniz. Dolayısıyla da e, İslam'a ait pek çok e, ögeyi e, tanıyan birisi olarak e, yazmış eserini. Dolayısıyla e, bir ihtimal e, defaatle okumuş olduğu Kur'an'dan e, bazı sahneleri taşımış olabilir eserinin içerisine Göte'nin sonrası açısından da bir iki şey söyleyerek kapatalım. Faust bitmemiş. Yani Faust bir gelenek, bir tane eser değil. 20. yüzyılda da Faust eserleri ortaya çıkmış. En ilginç olan şeyi de 1945'lerin hemen sonrasında, yani İkinci Dünya Savaşı'nın hemen sonrasında yeni baştan bir dindarlaşma arayışının yaşandığı bir dönemde işte bilimselciliğin insanlığı sürüklediği iki dünya savaşının insana hiç ortaçağ vahşetinden daha büyük zarar verdiğinin ortaya çıktığını, çıktığı bir dönemde, insanlar Faust'u yeniden keşfetmişler. Dolayısıyla da Doğu dünyasının da Faust'la tanışması, o 1945 sonrası, Faust'un ikinci keşfiyle alakalı bir meseledir. Cevhendin'in ruh dünyasında Faust'un bıraktığı de büyük ihtimalle işte iki dünya savaşının arkasında bıraktığı travmaya karşı o travmayı yıllar asırlar önce ruhunda yaşamış bir Faust hikayesinin örtüşüyor olması ile alakalıdır. Belli noktalarda Göte'nin ortaya koymuş olduğu sentez yani dinin ve inancın gücünden vazgeçmeyen ama bilimin e, hakikati veya doğruluğu kesinliği va va vaat eden boyutunu da tamamen ihmal etmeyen ikisinin arasında bir çizgi e, olarak Faust'un sunulması önemlidir. Belli noktalarda Faust'un hikayesini e, Hristiyanlarda da aynı ile anlatılan hadislerde de bahsedilen ömrü boyunca günah işlemiş e, ve e, günahının affı için yol arayan e, işte bir sürü insanı öldürmüş sonra kime gittiyse senin günahların affı olmaz denildiğinde onu da öldürmüş olan bir caninin hikayesine benzetebiliriz yani günah günah üzerine girer ama vicdan sürekli bir af yolunun içerisinde geçmektedir eski e, İncil'de bu e, Maria Magdalena ile İsa Mesih arasındaki muhaveredir. Maria Magdalena defaatle af için yol arar, hahamlara gider, hahamların hepsi onu kötü kadın diye kovarlar, seni Allah affetmez artık diye. Fakat İsa Mesih ona Allah seni ve senden çok daha kötüleri affetmeye muktedirdir diyecektir. Post aslına bakılırsa bu küçücük sahnenin genişletilmiş ve 16. yüzyıla taşınmış bir hikayesi olarak da ele alınabilir. Hem ben e, Faust'la alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Bundan ötesi biraz Üslub'un şiirselliğiyle alakalı olduğundan okumaya bakıyor. Malumunuz e, bir e, bu Üstad Necip Fazıl için söylerler bir şiirini okumuş e, bir yerde anlamamış birisi ben anlamadım diyor. o da şiiri bir daha okumuş. Yani şiir izah edilmez e, tekrar okunur. Dolayısıyla da üslubu tamamen şiirsel olan aslında bakılırsa Faust'un düz yazı versiyon çalışmaları da yapılmıştır az önce ifade ettiğim gibi ama Türkçe çevirileri tamamen orijinal şiirselliğini korumuş olan ve de başarılı bir çeviri. En son 2011'de yeni baskıları yapılmış yani dil biraz daha sadeleştirilmek suretiyle ben 2001 baskısını okumuş oldum sizler için. you.